Eda, beni dinler misiniz lütfen? Eda, orada mısınız? Duyuyor musunuz beni? Bir ses verin lütfen ama ya. Feyran, siz bir şeyleri yanlış anladınız galiba. Hayır, yani ben anlamadım çünkü bana niye bu kadar kızdığınızı. Hayır, lütfen çıkmama izin verin. Bir çıkayım, bir izah edeyim kendimi size. Feride Hanım, lütfen. Çıkarın beni buradan ya. Feride İpekoğlu, terbiye ve eğitim kampına hoş geldin. Ay, ilahi Feride Hanım ya. Ay, korkuttunuz beni yani. Ay, ben de vallahi herkesi... Hani bir espri anlayışınız olduğunu anlatıyordum yani. Harikasınız gerçekten. Öyle gülerek sütten çıkmış ak kaşık gibi yapıp benim gazabımdan kurtulamazsın. Bana en ufak bir yanlış yaparsan bedelini ödersin demedi mi ben sana? Ha? Hayır, yani ben bana neden kızdığınızı anlasam size anlatacağım da yani. Hala Sedat'la fingir dediğini öğrendim. Kocan anlatınca öğrendim. Kocan Adil'i arayıp anlatınca öğrendim. Düşün artık, edepsizliğinin geldiği yerlere hesap et. Hem edepsizsin hem de yalancısın. Kendi kocana, çocuklarına yaptığın yetmedi. Şimdi sıra Nalan'ın yuvasına mı geldi ha? Nalan'ın çocuğun günahına da mı gireceksin? Ne? Nalan'ın çocuğu mu? Nalan hamile. Kızım doğmamış çocuğunun günahına girmene izin vermem. Ben hayatta olduğum sürece yapamazsın bunu. Duydun mu? Tamam, çok büyük bir hata yaptım Feride Hanım. Kabul ediyorum. Bakın, yani gerçekten ne deseniz haklısınız. Lütfen, bakın siz benim büyüğümsünüz. Ne olursunuz affedin beni. Kes. Elimden kurtulup kurtulmayacağını zamanla göreceğiz. Pardon, zamanla derken beni burada zorla tutmayacaksınız herhalde değil mi? Feyran, gözünüzü seveyim ya. Yapmayın bunu bana, ne olur. Ha, ne olur yani. Bakın, benim klostrofobim var. Kapalı yerde kalamıyorum ben. Ya daralıyorum. Basıyor bir yerden sonra, böyle iki saatten sonra kalınca filan. Lütfen biraz makul olun ama. Feride Hanım. Feride Hanım. Bakın Feride Hanım. Şuradan bir çıkayım. Oturalım. İki medeni insan gibi konuşalım. Böyle olmaz ama. Değil mi? Laf dinlermiş gibi seni karşıma alıp konuşma devri kapandı artık Canan. Üzgünüm. Çocuklarını tekrar görmek istiyorsan bir süre seni burada eğitim kampında ağırlayacağız. Adil bulmuş çocuklarını. Ama onlara kavuşman benim iki dudağımın arasında. Duydun mu? Yani işte o bakımdan söylüyorum. Sen de bu eğitim işini ciddiye alsan hiç fena olmaz. Bekle beni. Yakında geleceğim. Feride Hanım, nereye gidiyorsunuz? Sen çıkar beni buradan ya. Feride Hanım, lütfen yalvarıyorum size. Rica ediyorum. Feride, ben çok düşündüm. Yani ne istiyorsanız, çocuklarımla kavuşmak için ne isterseniz her şeyi yaparım yani.
Göreceğiz. Hedebe namusla yaklaşmaya hazır mısın? Bir umut vaat ediyor musun? Bir şans hak ediyor musun? Göreceğiz. Bakma öyle yüzüme, aval aval yaz. Çocuklarımı ve kocamı aldattım. Bütün edepsizliklerimden tövbe ediyorum. 10.000 defa yazacaksın. Gelip tek tek kontrol edeceğim. Unutma sakın. Çocuklarına kavuşup kavuşmama tamamen benim keyfime kalmıştır. Dersini aldığına emin olana kadar buradasın. Hadi başla. Buradan çıkmaya niyetim varsa. Feride Hanım, aşağıdaki o kadın ne kadar daha kalacak? Keyfimin istediği kadar. Adil Bey geldi. Ya fark ederse aşağıdaki kadını? Hafize, Adil bugüne kadar aşağıda olan biten neyi fark etti ki bunu fark etsin? Ağzını kapalı tutarsan sorun yok. Ne oldu? Gitti mi avukata? Gittim. Cana ve Alp ikilisiyle hiçbir ilişkimiz kalmadığını söyledim. Çocuklar babalarında mı kaldı peki? Çocuklar babalarında kaldı. Ben bir üstümü değiştirip çıkacağım. Gene nereye? Rafet Bey'e. O niye? Feride, ben dünden beri düşündüm, taşındım. Evet, haklısın. Nalan hamile. Bunu öğrenince çok üzülecek. Haklısın ama ben böyle bir yalanı ondan saklayarak yaşayamam. Ben gideceğim Rafet Bey'e. Her şeyi anlatacağım. Biz artık iki baba bu işi en temiz nasıl çözeceksek çözelim. Adil. Feride, ne söyleyeceğini biliyorum. Olaya bir de ne olur benim açımdan bak, olur mu? Ben mutlaka boşanmaları gerektiğini düşünüyorum. Tamam, Nalan üzülecek. Ama sonra boşanmanın en doğru karar olduğunu o da anlayacak. Ben böyle arkasından bu kadar yalan dönerken o evde yaşamaya devam edeceğini zannetmiyorum. Haksız mıyım? Hı? Sen kızına böyle yalan dolan dolu bir hayatı reva görebiliyor musun? Sence ben Sedat'la Canan'ın arasında bir şey olduğunu bilsem, ha, bu kadar rahat dolaşabilir miyim? Dolaşmaman gerek zaten. Ben de bunu anlamıyorum. Ben gerekli araştırmayı yaptım. Bu Canan'ın manyak kocasının söylediği her şey yalan. Ha, doğru olan bir şey var. O da geçmişte bunların arasında böyle saçma sapan bir takım ilişkiler olmuş. Evet. Ama bu Nalan'ın neyisinin adının olmadığı bir zaman olmuş. Bitmiş gitmiş bir şey. Şimdi o deli Alp Cana'ya çocukları vermemek için her türlü iftirayı atıyor. Ha, bunlara inanma, rica ediyorum senden. Sen emin misin bundan? Emin olmasam gidip o Sedat'la Cana'yı yolmaz mıyım ben? Kızımın peşine düşmez miyim? Şimdi bir manyağın lafıyla ortalığı ayağa kaldırma. Bitmiş gitmiş böyle saçma sapan ilişkilerin peşinde koşma. Bizim için önemli olan Nalan'ın mutluluğu, bebeğin sağlığı. Anlaştık mı Adil?
Adil nereye? Yürüyeceğim biraz. Adil. Feride, söz verdim ben sana. Gitmeyeceğim Rafet Bey'e falan. Madem geçmişte kaldı diyorsun, ben de sana inanmak zorundayım. Biraz hava alıp geleceğim. Tamam. Geç kalma, merak ederim. Sen benim sözüme inanmayıp herkese anlatsan daha iyi olacak sanki. Laf yani. Kendimizi paralıyoruz şurada. Dünyadan haberin yok senin. Feride Hanım, dünkü şu aşağıdaki kadına bir yemek mi versek acaba? Başlatma şimdi aşağıdakinden. Ziftin pekini yesin. Sen malzemeleri, kovayı falan koydun mu oraya? Hazırladım üst kapının önünde. İyi. Eğitimin ikinci aşamasına geçebilirim artık. Bitirmek üzereyim Feride Hanım. Kağıda yazmakla olmaz. Beyninin içine de yazdın mı? Yazdım tabii ki. Yazdım yani. Hatta yazarken içimden de tekrar ettim. Bir problem yok yani. Siz hiç merak etmeyin. Ben bitince buradan çıkabilir miyim? Eve gidebilirim herhalde, değil mi? Çocuklar da gelecek zaten. Çocuklar ne zaman gelir Feride Hanım? Bugün gelmiş olurlar herhalde, değil mi? Yani akşama falan. Al bakayım şunu. Nedir bu? Daha işim bitmedi. Sence ne yapılacak bununla? Ağzımı yüzümü fırçalamayacaksınız değil mi? Yani yalan söyledim falan diye. Daha neler? Manyak mıyım ben? En son ne zaman temizlik yaptın sen? Genelde Angel yapıyor temizliği. Yani ben daha çok çocuklarla... Çocuklarla ilgileniyorum ayağına. Bir takım heriflerle düşüp kalkıyorsun. Derzlerin araları, köşe, bucak temizlenecek. Ben mi yapacağım yani? İncilerim mi dökülür? Yapamam dersen kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Buradan böyle çıkıp evine gidebilirsin. O manyak kocandan çocukları kendin alırsın. Hadi kolay gelsin.
işini bitirdim Feride Hanım. Aferin, evin yatkınmış. Senden bu kadarını beklemezdim. Bundan sonra sağa sola para verme. Kendine yap işini. Teşekkür ederim. Acaba diyorum, hani biraz acıktım da, yani bütün gün bir şey yemedim çünkü. Hani yemek getirecek misiniz diyecektim. Defeden kızmazsanız benim çok tuvaletim geldi. Bir tuvalete gidebilir miyim? Hiç uğraşamam senin tuvaletinle, yemeğinle. Çık yukarı, evine gidiyorsun. Gerçekten mi? Sınavınızı geçtim diyorsunuz? Onu dışarıdaki hayatına bakıp karar vereceğim. Bu eğitimin işe yarayıp yaramadığı seni sokağa saldıktan sonra belli olacak. Defol şimdi. Çocuklarım, onlar gelecekler ama değil mi? Yani ben gittikten sonra yani siz herhalde gönderirsiniz benim arkamdan. Avukat da zaten almıştır çocukları. Değil mi Feride Hanım? O işler de bundan sonraki tavrına göre belli olacak. Nasıl ya? Söz vermiştiniz ama. Sen de Sedat'tan uzak duracağına söz vermiştin. Bugün bu saatten sonra gözüm üzerinde, haberin olsun. En ufak bir yanlışında ipini öyle bir çekerim ki hiç kimse parçanı bile bulamaz. Defol. Alo. Neredesin Cana? Öldün merakta. Ay ne olur yarın konuşalım Sedat. Ya nasıl yarın konuşalım? Bir gündür telefonun kapalıydı. Bu kadar mı yani? Neredeydin? Çocuklar nerede? Bir şey söyleyeceğim. Senin sesin niye böyle geliyor? O Alp mi bir şey yaptı yoksa? E tamam, gelme üstüme. Yarın konuşalım diyorsam yarın konuşalım. Tamam, yarın yüz yüze konuşuruz işte. Hadi kapattım. Kesin bir şey saklıyor benden. Hadi oğlum devam ya. Derdi varsa anlatır. Amma takıldın ha. Aferin, evin yatkınmış. Senden bu kadarını beklemezdim. Bundan sonra sağa sola para verme. Kendine yap işini. Yerimin haline bak ya. Allah'ım manyağı. Şu çocukları bir alayım. Ben biliyorum sana yapacağım. Sen benim gazabımdan koy. Bir gün benim de seninle hesaplaşacağım. Zaman gelecek. Aşağıdaki afişe senin de mi boğazından geçmiyor? Bakma öyle suratıma, uyumsuz uyumsuz. Zaten hey heyler tepemde. Sinirimi senden çıkarmayayım bir de. Hadi ye. Ye. Hı. Geldi. Ne yürüyüşmüş ama. Aa. Adil. Ay bu ne hal ya? Dur. Nafize, gel koluna gir, bak ben de düşeceğim şimdi. Geldim, geldim. Tut beni Feride, ben düşüyorum. Ay, Nafize, sıkı tut. Düşecek. Ben kolunuza gireyim bir an. Ay Allah'ım. Ay Allah. Ay. Aslında
Böyle yaşanmaz. Böyle bir sır saklanmaz. Ama ben sana söz verdim. Ay. Sen. Nalan'ın üzülmesine izin vermez. Böyle bir ilişki yok diyorsan yoktur. Ay, ay, ay. Adil Bey, Adil Bey. Hafize gel, yavaş yavaş çıkaralım. Hadi. Gel. Hay Allah ya. Adil Bey, Adil Bey yavaş. Dikkat edin. Çıkıyor, tamam çıkıyor. Ay, bismillah. Ah. Ne oldu? Yine karalar bağlamışsın. Benim içim hiç rahat değil Feride. Adil kaç defa söyleyeceğim sana. Bitmiş gitmiş bir olay düşünme bu kadar. Nalan'ı arayalım. Ne yapıyor ne ediyor bakalım. Açmıyor gene. O kadar söylüyorum. Biz arayınca aç diye ama hiç kime söylüyorum. Ben kalkıp gideyim konağa. Bakayım ne yapıyor. Götüreyim seni ben. Yok Ömer götürür. Otur sen.